son 72 saatte 3 kez zamlanarak benzinin fiyatı toplam 2 Türk lirası, 10 kuruş, motorin ise 3 Türk lirası 68 kuruş arttı. Hafta sonu akaryakıta zam gelmesi beklenmiyor. Ancak pazartesi gece yarısından sonra motorin 1 lira 44 kuruş, benzin ise 57 kuruş zamlanacak. Yeni nesil haberde yer alan bilgilere göre, çarşamba günü benzine 88 kuruş, motorine 1 Türk lirası 51 kuruş zam gelmişti. Perşembe günü de benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorin litre fiyatına 1 Türk lirası 33 kuruş zamlanmıştı. Cuma günü de dün benzine 69, motorine de 84 kuruş zam yapıldı. Benzin toplamda 2 Türk lirası 10 kuruş, motorin ise 3 Türk lirası 68 kuruş zamlandı. Akaryakıta yapılan zamlar hafta sonu tatiline girdi. Bugün ve yarın akaryakıta zam gelmeyeceği ileri sürüldü. Pazartesi günü ise gece yarısından sonra motorin 1 lira 44 kuruş, benzin ise 57 kuruş zamlanacak. Yastık altındaki benzininizi bozdurum. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından ironik bir paylaşım yapan ünlü ekonomist Selçuk Geçer şu ifadelere yer verdi. Bütün dünyada mazot benzin çok pahalı. Bak Almanya'da 2 euro yani 30 Türk Lirası, bizde 20 Türk Lirası, en ucuza bizde. Gerçi orada aylık maaş 2000 euro, bizde 200 euro ama olsun sonuçta ucuz işte. Arkadaşlar benzin mazot çok hızlı yükseldi. Dikkat edin bir gece yarısı operasyonu olabilir. Kabine toplantısı sonrası aniden benzini mazotu 10 liraya kadar çakabilirler. Uyarıyorum sakın mazota benzine yatırım yapmayın. Yastık altında tutuyorsanız da bozdurun. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, akaryakıt fiyatlarına gelmesi beklenen yeni zamların haberini verdi. Geçer, benzine 88 kuruş mazota 1.50 lira zam. Bu daha başlangıç. Petrol 120 dolara gidiyor. Dedi akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardı arkası kesilmiyor. En son otogaza 24 saat arayla gelen iki zamın ardından benzin ve motorine de yeni zamın kapıda olduğu belirtildi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer akaryakıta gelecek yeni zamları açıkladı. Bu daha başlangıç. Sosyal medyadan paylaşım yapan Geçer, benzine 88 kuruş mazota 1.50 lira zam. Bu daha başlangıç. Petrol 120 dolara gidiyor. İfadelerini kullandı. LPG otogaza zam geldi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları Etkis tarafından açıklandı. Etkis'ten yapılan açıklamaya göre LPG otogaz zammı 61 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Otogaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Otogaz zammı 2 Mart 2022 itibariyle geçerli olacak. İşte tüm detaylar. İşte etkis tarafından yapılan açıklama. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 2 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogazda 61 kereşe, LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Altın yatırımcılarına kritik uyarı. Bunları yapanlar batacak. Altın ve para piyasaları uzman İslam Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından yaşanan yeni gelişmelerin altın ve para piyasalarına nasıl yansıyabileceğini anlattı. Memiş iki konuda uyarıda bulundu ve "Bunları yapanlar batacak" dedi. YouTube kanalından açıklama yapan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki belirsizliğin yatırımcıların aklında sorulara neden olduğunu belirtti. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz çünkü İslam Memiş'in kritik derecede önemli altın ve dünya piyasaları hakkında açıklamaları mevcuttur ve ayrıca videonun sana bir faydası olduğunu düşünürsen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Memiş, Rusya'ya yeni yaptırım açıklamalarına değinerek şunları söyledi. Birçok yaptırım kararı içinde en kritik olanı Swift sistemi. Bu sistemle birlikte bütün dünyadaki bankalar adeta Rusya ile bağını kesmiş durumda. Rusya'da adeta felç olmuş gibi tüm dünya ile para transferi gerçekleştiremeyecek. Son haliyle 11.000 banka dünya genelinde dünyada para transferinin sağlandığı bir ağ şeklinde bağlı. Ticaret yapıyorsanız bu sıvıf koduyla birlikte transfer yapmak zorundasınız. Bu transfer sisteminden Rusya'nın çıkarılması, ticaret ve para transferi yapamayacağını ortaya koymuş oldu. Rusya'da ekonomik anlamda çok ciddi çöküşler görmüş olacağız. Her ne kadar Rusya, biz buna hazırlandık, rezervlerimiz var dese de hiçbir şey ifade etmeyecek. Rus rublesi çok fazla değer kaybetti. Daha ilk günden Rusya ekonomisini çökerttiğini gözlemliyoruz. Bu daha önce İran, Venezuela ve Kuzey Kore'ye uygulanmıştı. Sistemin dışında kalınmasıyla Rusya'nın ve ayrıca Ukrayna'nın kredi notu düşürüldü. Bu kadar büyük enkaza rağmen bir puan çok da büyük değil. Söz konusu Türkiye olsaydı büyük ihtimalle 10 kademe birden düşürürlerdi. Bu süreçte Rusya kendisini nasıl koruyabilir dersek doğal gazı var, petrolü var, altını var ama böyle bir şey yok sıvıftan çıkartılması para transferi yapamayacağından bunlar bir şey ifade etmeyecek. Rusya neler yapabilir? Büyük ihtimalle bankadan para çekmeye limit koyabilirler, faiz artırdılar ama hiçbir şey ifade etmeyecek. Para transferlerinde bir kısıtlamaya gidebilirler. Bir şeyler yapmaya gayret gösterecekler ama sistemin çöküşünü engelleyemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Türkiye içinde bu süreçte hem turizm hem enerji sektöründe hem de jeopolitik anlamda bir sürü problemlerle karşılaşabilir. Putin sadece Ukrayna'ya savaş açmadı, dünyanın karşısında meydan okudu. Bunun bedelini Rus halkı ağır bir şekilde görecek. Sermaye kontrolleri gelebilir bu hafta. Bu da Rus toplumunu daha çok gerer. Hava sahaları Rusya'ya kapatıldı, insanlar orada mahsur kalmış oldu kendi toplumu savaşı istemese de ekonomik olarak bunun bedellerini ağır olarak ödeyeceklerini hep birlikte görecekler. İslam memiş yatırımcılarında para piyasalarında işlem yaparken dikkat etmesi gereken noktaları anlattı. Piyasalarda riskten kaçıştan dolayı ciddi bir tedirginlik söz konusu. Borsa İstanbul'da işlemler yeniden satışa geçti. Bir savaş ekonomisi ve savaş fiyatlaması var. Dolayısıyla sert bir şekilde günlük ve haftalık bazda dalgalanan bir piyasa var. Bir bakacaksınız sert düşüşler, bir bakacaksınız sert yükselişler olacak. Bu sağlıksız fiyatlama biraz daha devam edecek. Ki ülke arasında görüşmeler ateşkes pozitif yansır. Ancak şu andaki görünüm bu gerginliğin biraz daha süreceğini ve piyasalara olumsuz yansıyacağı yönünde. Kaldıraçlı işlem yapmayın, al sat yapmayın. Bunlar yapanlar batmaya devam edecek, batacaklar. Çünkü piyasalarda istikrar yok. Piyasalarda teknik okunacak rakamlar yok. Geçen hafta perşembe akşamı ve cuma günü sert düşüşler gördük. Ons altın 1974 dolardan 1833 dolar seviyesine kadar geriledi. Pazartesi sabahı bir bakıyorsunuz tekrar eski seviyesine dönmüş.